Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan ruhuna, sofralarına çok yakışan, dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık, mis kokulu Ramazan pidesi yapacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak şöyle bir kabım var. Bu benim mikser kabım. Ben mikser yardımıyla yoğuracağım. Siz dilerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. 20 gram kadar yaş mayam var. Elimle ufalıyorum. 1 su bardağı kadar sütümüz var. Süt ölçümü söylüyorum. Benim genellikle bardak ölçüm 200 mililitre. Onu ekliyorum. 1 çay bardağı kadar ılık suyumuz var. Bu arada sütümüz de ılık. Soğuk olmamasına dikkat edin. 3 yemek kaşığı kadar da şekerimiz var. 1 yemek kaşığı kadar tuzumuz. Şimdi bunu mikserimin yoğurma aparatını takarak yoğurmaya başlayacağım. Şöyle yerleştiriyorum. Yerleştirmeden önce 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Mikserim çalışmadan önce 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Şimdi birazdan başlayacağım yoğurmaya. Kontrollü bir şekilde unu ekleyeceğim. 4 su bardak kadar un ekleyeceğim. Böyle. Bundan sonrası yaklaşık olarak 10 dakika kadar mikserle yoğurmaya devam edeceğim. Sonrasında 2 saat kadar hamurumu mayalanmaya dinlendireceğim. Daha hızlı olmasını isterseniz kaloriferin üzerine de üzerine streçli bir şekilde bekletebilirsiniz. Hamurumuz mayalandı. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi tezgahı alacağım. Şöyle bir söndürmek istiyorum. Evet, çok az miktarda un tezgahı alıp alacağım. Şöyle. Biraz cıvık bir hamur elde edeceksiniz. Yarım çay bardak kadar suya 2 yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Pidemi şekillendirirken unlu suyu kullanacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Pide hamurumuz hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz ele yapışıyor. Fırın tepsimize şöyle alacağım. Elimle yapmış olduğum unlu su karışımını batırarak şekil vereceğiz. Şekil verdikten sonra bir 5-6 dakika kadar bu şekilde de mayalandıracağım. Şöyle. Pidemize şekil verdik. Şimdi klasik olan şöyle iki parmakla klasik bir şekil veriyoruz. Bu şekli verdikten sonra 5 dakika kadar bu şekilde üstü kapalı bir şekilde dinlendireceğim. Yumurta sarısı karışımını ekleyip susam ve çörek otunu serperek fırına vereceğiz. 1 adet yumurta ve sıvı yağ yaklaşık 2 kaşık kadar koyup karıştırdım. Şimdi bunu üzerine sürmek istiyorum. Şöyle. Güzelce. Şöyle geldireceğim. Son olarak susam ve çörek otunu döktükten sonra 210 derecede yaklaşık olarak 20 dakika pişireceğiz. 190 dereceye son olarak alıp orada da bir 5 dakika kadar çıtır çıtır olması için pişirdikten sonra servise hazır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nar gibi kızaran pidemiz fırından çıktı. İftar sofralarınızda, sahurda yapabilirsiniz. Afiyetler olsun. Hepinize sevgiler.